Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Nice markasına ait Robo 500'ün kartını ROX 600 motorda test edeceğim. Çünkü bu motorla bu kart ayrıydı. Elimde kartı vardı, motorun kartı yoktu. O yüzden böyle yapacağım. Bu arada da farklı kartlarla farklı motorlar çalışır. Onu da göstermiş olacağım. Bu işlemi yaparken montaja yeni başlamış arkadaşlar ya da bu işlerle hobi olarak ilgilenen arkadaşlara faydası olması amacıyla klemens bağlantılarını, dip switch ayarlarını, kumanda tanıtma ve silmeyi, trimpot ayarlarını hepsini tek tek anlatacağım. İlk olarak kartımızın bağlantılarından başlayacağım. Hangi klemens ne işe yarar, görevi nedir? Robo 500 motora ait ROA 37 olarak geçen kartımız. Kartımızın üzerinde dahili kumanda alıcı var. Kumanda Nice'ın orijinal kumandası. Başka bir alıcı karta ihtiyaç duymadan orijinal kumandayı bu kartta kullanabilirsiniz. En başta 3 tane klemensimiz var. 1, 2, 3. Onlar 220 volt besleme klemensleri. 1 ve 2 faz nötr, üçümüz de toprak klemensidir. Hemen yanında soketli olarak gördüğümüz 3 tane bölümümüz var. Bu da motor soketi. Beslemenin hemen yanı. Motor soketinin ortasındaki mavi ortak, yeşil ve siyah yön uçlarıdır. 220 volt olan motorlarda 3 uç kullanılır. Bir tanesi ortaktır. Diğer ikisi yön uçlarıdır. Yani şunu söylemek istiyorum. Ortadaki uçta hangi tarafa, ortadaki uca nötr verdik diyelim. Diğer tarafa faz verirsek siyaha, motor bir yöne döner. Yeşile faz verirsek motor diğer tarafa döner. Dikkat etmemiz gereken şey şudur. Motorun ilk anda çalışabilmesi için bir kondansatör desteğine ihtiyaç var. Bu motorun kondansatörü içinde. Ama harici olarak çalıştırmak isterseniz yön uçlarına bir tane kondansatör takmanız yeterlidir. Motoru yerine takıyorum. Hemen yanında ikili olan bir soketimiz var. Bu da kondansatör soketimiz. Eğer böyle bir soket olmasaydı kondansatörümüz motorun iki ucuna bağlanmış olacaktı. Yanında 4-5 olarak gördüğümüz klemens ise flaşör çıkışıdır. Yani motor devreye geçtiği zaman uyarı lambasını yakan çıkıştır. Motor çalıştığı sürece yön fark etmez. 4 ve 5 numaradan 230 volt besleme voltajı çıkar. Hemen yanında yine üçlü bir soket var. Bu soket de switch'tir. Switch'imiz ne işe yarar? Şöyle göstereyim. Switch'imiz burada. Yaylı bir switch'imiz var. Kapımız üzerindeki, kremyer dişli üzerindeki kaşık diye tabir edilen parçalar açılma yönünde yayı bir tarafa, kapanma yönünde diğer tarafa ittirir. Bir tarafa ittirdiği zaman kapının durumu açık ya da kapalı, bunun bilgisini karta göndermiş olur. Switch buradayken atıyorum kapıya ben kapalıyım komutu gider. Bu tarafa gittiği zaman da açık olduğunu gösterir. Kapımız da ona göre hareket eder. Bağlantı soketimiz bu kartlarda 8 numaradan başlar. 8 ve 9 numara 24 volt aksesuar beslemesidir. 9 aynı zamanda bizim girişlerin yani stop, fotosel kısmının ortak ucudur. 9 ve 10 şöntli olmalıdır. 10 numaramız stoptur. Stop acil bir durumda sistemi kilitlemek için kullanılır. Buna ben bir switch bağladım. Onu test edeceğim. 9 yine ortak olacak şekilde 11 emniyet sensörünün yani fotoselin kontak ucudur. Yine kapalı devre olarak çalışır. 9 ve 11 arasında kapalı devre varsa yani birbiriyle iletişim halindeyse sensörler birbirini görüyor demektir. Arada herhangi bir engel olmadığını gösterir. Ama emniyet sensörlerinde arada bir engel olursa 9 ve 11 numaradaki kabloları açık hale getirir. Getirdiği zaman da kapı önünde bir engel olduğunu algılar. Eğer kapanma yönünde hareket ediyorsa durur, açılma yönüne devam eder, tamamen açılır. 12 numaramızsa start ucudur. Bu nedir? Butonla ya da harici bir alıcıyla çalıştırmak istersek eğer 9 ve 12 numara arasına bağlayacağımız bir buton ya da alıcı şu işlevi yaptırır. 9'da 12 normalde açık kontaktır. Yani birbiriyle iletim yoktur. İletim geldiği an karta çalış komutu vermiş oluruz. Sıra geldi trim potlara. Daha sonra dip switch ayarlarını anlatacağım. 3 tane trim pot görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi F. Motor gücünü ayarlamak için kullanılır. Motorun kapıya göre hafif kapılarda gücünü daha az, ağır kapılarda daha yüksek yapabilirsiniz. TP otomatik kapanma süresidir. Otomatik kapanma süresini, yani kapı açıldıktan sonra kendisi ne kadar sürede kapansın onu ayarlarsınız. TL'de motorun çalışma süresidir. Buradaki mantık da şudur. İşte kapımız diyelim ki 30 saniyede açılıp kapanıyor. Ben çalışma süresini 35 ya da 40 saniye yapıyorum. Diyelim ki buradaki switch'imiz kırıldı ya da arıza yaptı. Bir yerde takılıp kalacak. Motor sürekli çalışmasın diye çalışma süresi sonunda sistemi durduracaktır. Dip switch'leri de şu şekilde anlatıyorum. 1'den 10'a kadar olan dip switch'lerimiz var. 1 numara manuel ve otomatik çalışmayı sağlar. Yani 1 numara, şöyle yapayım. Bunu uygulamalı olarak da göstereceğim sizlere. 1 numaramız kapalıysa eğer kumandaya ya da butona basılı tuttuğumuz sürece motor hareket edecektir. Eğer 1 numarayı açmışsak her bastığımız zaman farklı bir işlev yapacaktır. İşte bir defa basacağız, açılmaya gidecek. Tekrar bastığımız zaman duracak ya da tekrar bastığımız zaman kapanmaya gidecek şeklinde çalışacak. 1 numarayla beraber 2 numarayı da açarsak otomatik kapanmayı aktif yaparız. Kapı açıldıktan belli bir süre sonra kendisi otomatik olarak kapanabilir. 3 numaralı dip switch'imiz motorun çalışma sistemini ayarlar. Nasıl yapar? Kumandaya bastık diyelim. İkinci defa bastığımızda durmaz. Atıyorum aç dur kapa mantığıyla çalışan bir sistemi aç kapa. Yani bir komutu verdik. Açılma komutunu verdiğimiz zaman kumandaya bastığımızda kapı olduğu yerde kalmaz. Bir komutu aldığında, yani açılma komutunu aldığında kumanda tekrar işlev görmesin. Sonuna kadar açıldıktan sonra işlev görsün şeklinde işlevi tamamlamadan diğer komutu alma gibi bir seçeneği vardır 3 numaranın. 4 numaralı dip switch'imiz ise flaşör. Yani uyarı lambasını motor çalışmadan 3 saniye önce devreye sokar. 4-5 numarayı flaşör demiştik. Eğer 4 numarayı açarsak kumandaya bastığımız zaman ilk olarak flaşör yanıp sönmeye başlar. Yani uyarı lambası olarak 3 saniye sonra da motorumuz devreye geçer. 5 numaralı dip switch'imizde hızlı kapanma denen özellik vardır. Bu nedir? 5 numarayı 10 yaparsak, yani açık hale getirirsek kapımız açıldıktan 5 saniye sonra kapanır. Otomatik kapanma süremizi diyelim 30 saniye ayarladık ama 5 numarayı da açtık. Kapı tamamen açıldı. Emniyet sensörleri arasında herhangi bir engel yok. 5 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır. 6 numaralı dip switch'imizin görevi de emniyet sensörünü ayarlamaktır. Emniyet sensörleri standart olarak kapı kapanma yönünde giderken engel görürse durur ve tekrar açılmaya başlar. Tersi yönde hareket eder. Ama biz 6 nolu dip switch'i açarsak emniyet sensörümüz hem açılmada hem kapanmada devreye girmiş olur. Kapalı iken, kapımız yalnızca kapanma halindeyken arada engel görürse durur ve açılma yönüne tekrar devam eder. Ama 5 numaralı dip switch'i açtığımızda kapımız açılma veya kapanma yönünde hiç fark etmez. Fotosel emniyet sensörü arasında bir engel görürse o engel kalkıncaya kadar olduğu yerde kalır. 7 nolu dip switch'imiz yavaş başla. Motor ilk harekete başladığı zaman ilk olarak yavaş başlar, daha sonra hızlanır. 8 numaralı dip switch'i açtığımızda ise durma işlevi yavaş olur. 9 numarada elektronik frendir. Elektronik fren şudur, yine onu da uygulamalı göstereceğim size. Kapı switch'i gördü ama buradan komut alıp sistemi kesinceye kadar kısa da olsa bir süre geçer. Bu da kapının switch'i gördükten sonra bir süre daha hareket etmesini sağlar. Eğer yerimiz çok darsa, işte kapı kapandığı zaman karşıda bir yere değiyorsa sıkışma meydana gelebilir. O yüzden de 9 numaralı dip switch'i açtığımızda komutu alır almaz motorun iki yönüne aynı anda elektrik vererek orada kalmasını, yani fren yapmasını sağlar. 10 numaralı dip switch herhangi bir işlevi olmayan boş olarak bırakılmış bir dip switch'tir. 1 ve 2 nolu klemens de bu köşede gördüğümüz tek başına anten çıkışıdır. Kumandamızın daha uzak mesafeden çalışmasını sağlar. Arkadaşlar biraz önce genel olarak anlattığım bağlantıları şimdi birebir çalışır halde göreceğiz birlikte. Sistemimizi açtıktan sonra şurada yanıp sönen bir led görüyoruz. O ledin mutlaka yanması lazım. Yanında okey yazar. O led yanıp sönüyorsa eğer sistem çalışır haldedir. Her şeyimiz sağlamdır. O ledin yanmaması veya sürekli yanması işlemci arızası ya da onu destekleyen diğer parçalarda problem olduğunu gösteren lambadır. Şöyle diyorum, kumandamız tanımlı. Kumandaya bastım. Motor bir yönde dönmeye başladı. Sivice basıyorum o yönde. Dişlimiz durdu. Dikkat ettiyseniz biraz geç durdu. Sivice bastıktan sonra biraz daha ilerledi. Tekrar basıyorum kumandaya. Bu sefer ters yönde dönmeye başladı. Yine sivice basıyorum. Bastıktan sonra dişli bir miktar daha gitti. Bunun önüne geçmek için şuradan başlayacağım. 9 nolu dip sivicin frenleme olduğunu söylemiştim. Biraz önceki işlevle şimdiki arasındaki farkı gözle görebileceğiz. Kumandaya bastım. Bir yönde hareket etti. Şöyle yapacağım. Bastım. Küçük bir ses verdi ve olduğu yerde kaldı. Diğer yöne harekete başladı. Sivice bastım ve olduğu yerde kaldı. Yani dişli kaçırması ya da motor sivice bastığı halde ileriye gitmesini engelleyen sistem buydu. Manueli göstereceğim size. 1 nolu dip switch demiştim. Onları kapatıyorum. Kumandaya bastım. Motor çok az hareket etti ve durdu. Çünkü manuel çalışmada. Buna kumandaya basarak komut verebilirim. Kumandaya bastığım sürece sistem çalışır. Emniyetli bir şekilde, kontrollü bir şekilde sistem çalıştırmak istiyorsak bu özelliği kullanabiliriz. Bastığımız sürece açılma ya da kapanma yapabilir. Tekrar otomatiğe alıyorum. Otomatik kapanmayı da şu şekilde göstereceğim size. Burası switch'ten bakıyorum. Açılma yönü. Kapı açıldı. Bir süre sonra devreye girecek. Hatta bu süreyi ben biraz kısaltayım şuradan. Onu da denemiş oluruz. Trim potu biraz daha kısıyorum. Sonra otomatik kapanma devreye girdi ve sistem kapanma yönünde devam etti. Durduruyorum. Bunun yanında biraz önce söylemiştim. Önce şunu göstereyim size. Motor bir yönde hareket ediyor. Kumandaya bastım, durdu. Diğer yönde hareket ediyor. Kumandaya bastım, durdu. 3 nolu dip switch'i 10 yaparsam işlevini tamamlamadan diğer komutu alma şeklinde motoru bir yöne hareket ederken kumandaya basıyorum. Komut almıyor. Yani durdurma yapmıyor. Sadece sivice basıldığı zaman duruyor. 3'ü tekrar kapattım. 4 numara ilk önce uyarı lambasının yanması demiştim. Kumandaya bastığım zaman 3 saniye sonra sistem devreye girecek. Çünkü basar basmaz uyarı lambamız, flaşörümüz yanıp sönmeye başlayacak, uyarı verecek, daha sonra motor harekete geçecek. Basıyorum, bekliyoruz ve motor devreye girdi. Yine bir güvenlik önlemidir bu. Şurada şu sivici emniyet sensörü olarak ayarlamıştım. Bastım ve motor geriye döndü. Yani açılma yönünde. Tekrar sensöre bastığım zaman komut almıyor. Çünkü açılma yönünde hareket ediyor. 6 nolu dip switch'i açıyorum. Kumandaya basıyorum. Fotosele bastım. Sistem durdu. Bıraktım. diğer yönde hareket etmeye başladı. Tekrar bıraktım. Yine hareket etmeye başladı. Orası açılma yönü. Kapanma yönüne giderken bastım, durdu. Bastım, açılma yönünde hareket etmeye başladı. Yani emniyet sensörünün arasındaki engel kalkmadan sistem hiçbir şekilde çalışmıyor. 5 numara, 5 numaraya hızlı kapanma demiştik. Açıldıktan sonra otomatik kapanma süresini beklemeden 5 saniye içinde sistemi kapatabiliyor. Frenlemeyi gösterdim. Yavaş durma ve yavaş başlamayı 7 ve 8 nolu dip switchleri açıyorum. Motor burada anlayamayız, ancak kapıda anlarız ama yavaş başlayıp daha sonra hızlanıyor. Sıra geldi kumanda tanıtma ve silmeye. Elimizde tanımlı bir kumandamız var. Sistem hafızasındaki kumandaları silmek istiyoruz. Dip switchlerin yanındaki TLM butonuna basılı tutuyoruz. Yeşil ledimiz yanacak. Elimizi çekmiyoruz. Şimdi ledimiz sönecek. Söndü. Yanıp sönmeye başlıyor. 1, 2, 3. Buradaki üçüncü yanıp sönmede elimizi çektiğimiz zaman yeşil led hızlı yanıp sönmeye başlarsa işlemimiz doğru demektir. Yani hafızadaki kumandalar silinmiş olur. Işığın sönmesini bekledik. Kumandayı deniyorum. Evet, tanımlı kumanda artık çalışmıyor. Peki nasıl tanımlayacağım? Bunun için TLM butonuna bir defa basıp bırakacağım. Oradaki yeşil ışık yanıp sönmeye başladı. Kumandamın tanıtmak istediğim tuşuna 10 saniye kadar basılı tutacağım. Yaklaşık 10 saniye oldu. Bırakıyorum. Buradaki yeşil ışığın sönmesini bekliyorum. Deniyorum kumandayı. Evet. Silmiş olduğum kumandayı tekrar tanıttım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda Nice Yana Kayar motorun kart bağlantılarını, çalışmasını ve özelliklerini anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yarayacak faydalı bir video olmuştur. Videolarımın devamı için videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.